LGS'ye son 131 gün bazıları tatil yapıyor olabilir, bazıları yan gelip yatıyor olabilir ama bizler hedefi yüksek olan öğrencileriz. Çok güzel hayallerimiz var. 131 gün sonra da hayallerimize kavuşacağız. O yüzden biz çalışmaktan zevk alıyoruz. Çalışmayı seviyoruz. Çalışan kazanır diyoruz ve kazanacağız da inşallah. Günün yorumunda demiş ki Naz, Naz Ohancan, evet garip bir soyisi varmış gerçekten. 209 beğeni almış. LGS korkusunu bir türlü atlatamıyorum. Günlere bakınca daha da korkuyorum. Burayı ayıralım şöyle tabii ki hemen. Ne kadar çalışsam da kendimi çalışamış gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi buna benzer bir korkuyu herkes yaşıyor. Yani Türkiye birincisi olacak öğrenci bile acaba hedefime ulaşamayacak mıyım? Acaba normal bir yer mi kazanacağım diye korkuyor. Veya da normal bir yer kazanacak olan öğrenci acaba hiç mi kazanamayacağım? Eyvahlar olsun diye korkuyor. Korku çok normal bir şey. Ama bunu yenmenin en kolay yolu şu. Birincisi lügatimizden başarısızlığı çıkaracağız. Yani Başarısızlık kelimesini sözlüğümüzden çıkarıyoruz. Benim sözümde böyle bir kelime yok. Başarısızlık o ne demek bilmiyorum. Başarısızlık bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Ben de sadece başarı var. Mutlaka ama mutlaka başaracağım demeliyiz ve inanmalıyız. Neden? Çünkü inanan kazanır arkadaşlar. Ve şu da önemli başaramasak bile yani tam istediğimiz hedefe ulaşamasak bile ailemiz bizi biz olduğumuz için seviyor ve biz belki de çok fazla yüksek bir hedef belirledik. Yani böyle çok çok yüksek bir anam sesi veya çok çok yüksek bir fen sesi mesela atıyorum Galatasaray sesini istiyorum. Eyvah kazanamadım kapatışa girdim. Ya bir dakika kardeşim sen zaten çok yüksek bir hedef belirlemiş. Veyahut da işte fen istiyorum. Olmadı ama burslu olaraktan başka fen sesine Özel fen e, kazanmışsın ve en önemli şey çalışıp başarma duygusu için gayret göstermek. Bazen bazı aksilikler olabilir, koneksiyon olabilir, bazı yanlışlar olabilir ama önemli olan onu istemek. Bu sene olmazsa bile lise yıllarından sonra üniversite sen zaten başarıya kalacaksın. Niye? Çünkü şimdiden çalışmaya başladın. Peki bu korkuyu nasıl yeneceğiz? Arkadaşımızın söylediği, Naz'ın söylediği korkuyu nasıl yeneceğiz? Birincisi doğru hedef yapmamız lazım. Doğru bir plan yapmamız lazım. Biz zaten bununla alakalı LGS tekrar programı veriyoruz ki bu biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde size verilen bir plan. Buradan çalışma programınızı oluşturabilirsiniz. Kendiniz zaten oluşturabilirsiniz. İkincisi en önemlisi çalışma ortamınızı düzenlemeniz lazım. Yani artık çalışmayı sevmiyorsanız ben buradan sıkıldım diyorsanız üf hep aynı oda aynı sıkıcılık diyorsanız çalışma ortamınızı değiştirmek. Masanızın yönünü yerini değiştirmek ya da çalıştığınız yeri değiştirmek. Bazen artık akrabanızda çalışmaya başlayabilirsiniz. Kütüphanede çalışmaya başlayabilirsiniz. Okulda çalış çalışmaya başlayabilirsiniz. Okulun kütüphanesinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla ortamınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ve tabii ki de en önemlisi aile desteği. Ailenizle de bunu konuşmanız lazım. Aileniz zaten sizi siz olduğunuz için seviyor. Yani fen girersen evlatlıktan reddetmeyeceğiz. Böyle bir şey diyen bir aile olamaz. Aileniz sizi siz olduğunuz için seviyor. Dolayısıyla en değerli varlığınız olan ailenize konuşacaksınız. Diyeceksiniz ki ben stres yapıyorum. Lütfen stresim yenme de bana güzel bir şeyler söyleyeceksiniz. Eğer ailenizle çalışmıyorsun yapamayacaksın diyorsa o tarz sözlerinden vazgeçmeni ve size seni sen ol Sonuçta şey seviyoruz evladım, kızım, oğlum demeller ve siz de birazcık rahatlayıp çalışma yönteminizi devam etmelisiniz. Bu yüzden tekrar söylüyorum ortam düzenleniyor, aile desteği alınıyor ve hedefler belirlenip plana göre uygulanıyor. Günün sözüne baktığımızda ise... Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Doğru ama birazcık abartmış yani burada Peper beyefendi abartmış. Bazen boşa da alabiliyorsun yani yokuş aşağı inerken pedalı çevirmene gerekiyor ki bazen şöyle boşta da gidebilirsin. Şu anda biraz pedal çevirmemiz gereken dönemdeyiz. Pedal çevirmemiz lazım ki netlerimiz artsın. Pedal çevirmemiz lazım ki başarı ulaşalım. Ama LGS'den sonra hop boş alacağız. Oh kaçacak hatta elimizi bile bırakacağız böyle. Hani bisiklet sürmeyi bilenler bilir. Yokuş aşağı inerken eli bırakmak daha kolaydır. Çünkü zaten hız gidiyor ama yavaş giderken elini bırakmak daha zordur. Dolayısıyla evet Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Ancak şu kesin ki bazen pedalı çevirmesek de boşalabiliriz. Bazen ise şimdi olduğu gibi birazcık fazla pedal çevirmemiz gerekiyor. Günün kitabına baktığımızda Haliç Bezirganları Levent Soydiş tarafından yazılmış güzel bir kitap. Bu kitapta 2. Mahmut dönemi ve Osmanlı'nın son dönemleriyle alakalı bir olay 3 kafalar üzerinden anlatılıyor. Bence okuması gereken güzel bir kitap. Okuduğunuzda sizin de seveceğinize eminim. Günün okuluna baktığımızda Konya Meran Fen Lisesini görüyoruz. 0.63 dilimle alıyor. 485 puanla almış. Yine tıplar, mühendisler fen liselerinde zaten standart paket her zaman için e, çok büyük başarı elde ediliyor. Dolayısıyla biz de bu okullardan birine gireceğiz. Konya içerisindeki öğrencilerin zaten hayali olan güzel bir lise. Günün kaynağına baktığımızda ise taktikli fen bilimleri soru bankamızı görüyoruz. Yeni nesil taktikli. Niye yeni nesil diyoruz? Çünkü yeni nesil yatay sorular ve üzerinde ön bilgilerin verildiği sınav sistemine uygun sorular var. Ve kitabının içerisinde biliyorsunuz biraz daha çalışmayı eğlenceli hale getiren bu tarz posterler ve posterleri kullanabileceğiniz burada tabii bir sürü poster var. Sticker'lar var. Yani Öğrenmeniz gereken işte mevsim değişikleri, asitler, bazlar, ısı kütle, öz ısı, işte adaptasyon, biyoteknoloji, açık hava basını bunların hepsini sizlere sticker'lı bir şekilde ister odanıza asabilirsiniz, isterseniz poster'lara asabilirsiniz. Aynı zamanda yeni nesil sorularla da başarınıza barışarı katmış olursunuz. Sorular biraz orta ve üst seviye. Bu kısımdaki sorular biraz orta ama buradakiler biraz daha üst seviye ve konu haritalarıyla da eğlencenizi, başarınızı artırmış olacaksınız. Günün sorusuna bakalım matematik sorusu ben anlamıyorum yani tam da yapamayacağım herhalde. 1 ile 100 arasında kaç tane 9 rakamı kullanırız? Bayağı tık 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 sayarım ne var ki bu kadar basit. Diyoruz ödülü sorumuzu yapalım yorumları yollayalım. Şimdiden sınavlarınıza başarı arkadaşlar ve buraya tabii ki yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyoruz. Bazen ortak yorumlar olursa ona göre en fazla like almış yorumu yayınlıyoruz. İyi çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar.